İnternet gizemleri yıllardır ilginç bir konu olmuştur. Daha 20 sene öncesine kadar varlığından bile doğru dürüst haberimizin olmadığı bu insan yapımı alternatif evrende bulamayacağınız şey yoktur. İnsan aklının kapasitesini zorlayan her türlü fantezi vardır bu ucu sonu bilinmeyen dünyada. Bin bir türlü montajla, Photoshop'la ayarlanan hayalet videoları mesela, ürkütücü Reddit hikayeleri, 4chan psikopatları, benim bile zaman öldürmek adına açıp incelediğim içeriklerdir zaman zaman. Bundan bir sene öncesine kadar da bu içeriklere aday yeni bir kategoriyle karşılaştım. Alternatif gerçeklik oyunları ya da kısaca ARG'ler. Bir evreni genellikle de gerçek hayatı platform olarak alıp çeşitli medya araçlarıyla bir senaryonun anlatımını gerçekleştiriyor bu içerikler. Örneğin bir tweetle, bir web sitesiyle veya bir YouTube videosuyla var olan bir senaryoyu izleyiciye aktarıyorlar. Aslında yıllardır mevcut olan bu tür günümüzde de popülerliğini iyice arttırmış durumda. Bunlardan biri de birkaç ay önce keşfettiğim Garry's Mod ARG'leri. Normalde bu tür yapımlar klişe elementler taşır. İşte ne bileyim, uzaktan sizi izleyen bir gölge adam, korkunçlu karanlık oda vesaire. Ve hayır, bahsedeceğim şey aptal saptal Nextpod'lar da değil. Backrooms hiç değil, daha farklı ve orijinal bulduğum Gunslinger Pro 2009'dan bahsedeceğim. Şöyle bir baktığınız zaman 2000'li yılların Garry's Mod animasyonlarının rolünü yapan masum bir kanal gibi duruyor. Fakat hiç de öyle değil. Evet, eski Machinima Gmod videolarını taklit ediyor. Fakat her videoda ürkütücü detaylar saklı. Kendine ait karakterler bulunduruyor ve videolar genel olarak birbirleriyle bağlantılı. Yapımı ise tam tamına 5 senedir devam eden bir ARG. Şu ana kadar mevcut olan tüm videolarını detaylıca inceleyeceğiz. Normalde baktığınızda komik suratlı heavy haha videoları hepsi. Ama unutmayın, bir ARG'yi inceliyoruz. Gerçeklikten çıkıp o evrene girmemiz gerekiyor. Yani rol yapacağız. Sniper is Book, bu kanalın ilk videosu ve kanalın oluşturulduğu gün ile aynı zamanda paylaşılmış. Yani 14 Haziran 2017. Açıklaması da video başlığıyla aynı. Oldukça kısa olan videonun içeriği ise şöyle. Sniper is Book! Raid me! Oldukça normal görünen bu videoda fark edeceğimiz ilk detay. Müzik yok. Garry's Mod animatörlüğünün ilkel zamanlarına bakacak olursak hemen hemen her videoda gülünç bir müzik, en azından Team Fortress 2'nin müziklerinden biri vardı arka planda. Bu videonun arka planında ise cızırtı dışında hiçbir ses alamamaktayız. Aynı zamanda outro'nun videonun kendisinden uzun sürmesi, üstüne üstlük ekranda çeşitli bozulmaların yaşanması sanki ekran kaydediciyle değil de bir VHS kasetiymiş gibi hissettiriyor tüm bu olayı. Onun dışında ise henüz aşırı bir şey yok. Bir sonraki videoya geçelim. Spy's Sandwich. Oh, zaman farkına bakın. 21 Kasım 2019'da yayınlanmış. İlk videonun epey bir sonrası. Açıklaması da ilk video gibi başlığıyla aynı. İzleyelim. Devastido, la yavazan. Sandwich. How could this happen? Yine oldukça kısa ve amatör bir video. Müzik yok ve ses kalitesi ilk videoya kıyasla daha kötü bir durumda. Sıradan bir animasyondan beklenti, Spy'ın sandviç formundan çıktıktan sonra "Haha, I am the spy, I fuck it your mom" gibi bir espri patlatması ve kısa süre sonra videonun bitmesi falan olurdu. Fakat beklenmedik bir olay oluyor. Spy panikle kamerayı yumrukluyor ve sonra arkasından oyuncu gelip onu yakalıyor. Fark ettiyseniz Spy'ın hareketleri amatör bir animasyona göre fazla akıcı ve bu esnada Heavy'nin kafasının yavaşça yukarıya kayması ve göz bebeklerinin olmaması rahatsız edici. Bir sonraki videoya geçelim. 11 Ekim 2020'de yayınlanan bu video, şu ana kadarki videoların en uzunu. Açıklaması ise diğer videolardan farksız olarak başlıkla aynı. İzleyelim. Thank you.
last one alive locked the door. Pain is weakness leaving the body. Şaşırtıcı derecede kullanışlı bir eğitim videosu. Gösterim olarak görünmez bir mekanizmaya bağlanmış bir soldier görüyoruz. İkinci sahnede ise soldier'ın oyuncu tarafından silinmeden hemen önce hayır şeklinde kafasını salladığını görüyoruz. Bu esnada soldier'ın yüz ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Sanki yalvarıyormuş gibi bir hali var. Daha sonra öncesinde bahsedilen mekanizmanın nasıl yapıldığını gösteren bir kesit var. Bu kesit esnasında sahne spy'a geldiği zaman kafasının daha oyuncu kontrolünde olmadan kısa bir süreliğine kendiliğinden kalktığını görüyoruz. Bir sonraki sahnede oyuncu makineyi yaparken arka plandaki siyah bir nokta dikkatimizi çekiyor. İlerleyen saniyelerde de oyuncu spy'ı bu makineye bağlıyor ve test amaçlı bir sahneye koyuyor. Spy ise oyuncunun yönlendirmesinin aksine kaçmaya başlıyor ve oyuncu da paniğe kapılıp daha uzaklaşmadan spy'ı yakalıyor. Yakaladığımız tüm detaylar bu ragdoll'ların aslında canlı olduğunu ve oyuncudan kurtulmaya çalıştıklarını gösteriyor gibi. Hatta arka plandaki bu siyah noktanın da ben spy olduğunu düşünüyorum. Oyuncudan kaçmaya çalışıyor. Çünkü o sırada sahnede spy yok ve hemen bir sonraki bölümde de spy'ın makineye bağlandığını görüyoruz zaten. Oyuncu ise tüm bunlardan habersiz gibi davranıyor ve izleyiciye hiçbir şey bahsetmiyor. Sanki canlı olduklarından haberi yok gibi. Bir sonraki videoya geçelim. Bu video ise 14 Ekim 2020'de yayınlanmış. Önceki eğitim videosunun 3 gün sonrası yani. Tuhaf bir başlık, daha da uzun bir video ve açıklama bile yok. İzleyelim. Thank you.
Video karanlık bir odada başlıyor ve her nedense izlediğimiz kamera baş aşağı duruyor. Bunun sebebini ise kısa bir süre sonra belki de mümkün olan en rahatsız edici şekilde anlıyoruz. Spy'ın kafası bir karpuza sabitlenip ayakları da bir örümceği anımsatacak şekilde yerleştirilmiş. Daha sonra ise Spy aynayı kırıyor ve oyuncu tarafından tekrar yakalanıyor. Bu Spy önceki videodakiyle aynı mı bilmiyorum ama oyuncudan kaçmaya çalışması ve istediği gibi davranmaması yüzünden oyuncu bu şekilde cezalandırmış olabilir. Bu durumda oyuncu bu karakterlerin canlı olduğunu biliyor demektir ki kimse kolay kolay bu şekle sokacak kadar yaratıcı olamaz zaten. Şaşırtıcı olan şey ise Spy'ın bu kadar eziyet sonrası hala yaşıyor olması. Ayna kırıldıktan sonra odanın dışında oyuncu bir sahne hazırlıyor olmalı ki bir Heavy ve yanlış görmüyorsam bir Medic duruyor. Fark ettiniz mi? Videoda tuhaf bir başlık var ve hiçbir açıklama da yok. Ayrıca diğer videolar gibi olmayıp önceki videodan yalnızca 3 gün sonra yayınlanmış. Spy'ın perspektifinden izledik her şeyi. Oyuncunun kontrolünde olmayan bir video olabilir mi? Oyuncu yaptıklarının farkında gibi duruyor şimdilik. Daha fazla ipucuna ihtiyacımız var. Devam edelim. Sniper's Sentry 20 Şubat 2021'de yayınlanmış ve eski kısa video formatına geri dönmüş. Sadece 11 saniye uzunluğunda. İzleyelim. Sniper's Upload Sentry! Videoda deforme olmuş bir sniper var. Vücut parçaları bir tarete monte edilmiş. Bu sniper ilk videoda gördüğümüz sniper olabilir mi? Orada sadece kafası vardı. Geriye kalan tüm vücudu burada gibi duruyor. Belki de abartıyorumdur bilmiyorum ama videodaki Demoman'in yüz ifadesi çok korkmuş gibi duruyor. Sizi bilmiyorum ama bu taret beni çok rahatsız etti. Sıradan bir G-Mod oyuncusunun böyle fikirlerle gelmesi rahatsız edici bir şey. Ayrıca bu videoda Spy da yok, fark ettiniz mi? Belki ilerleyen videolarda rastlarız. Devam edelim. 2 Mayıs 2021'de yayınlanan bu video yine uzun formatta bir eğitim videosu gibi duruyor. İzleyelim.
engineer Estrada to team. Yes, you are far, far good friend. Bir kızak yapma videosu. Fark edebileceğiniz ilk detay bu Engineer. Elinde bir Gunslinger var. Team Fortress 2'de Engineer'a takabileceğiniz şu eldiven yani. Bu oyuncunun kendisini simgeliyor gibi duruyor. Ayrıca videonun çeşitli yerlerinde görüyoruz bu Engineer'ı. Ama sonra etrafta yok gibi duruyor. Engineer'lar diğer sınıfların aksine Gunslinger Pro'nun etrafında rahatça dolaşıyor olabilirler mi? Kanalın profil fotoğrafına bakarsak eğer Engineer Gunslinger Pro'nun favori sınıfı gibi duruyor. Bu durum Spy'a neden bu kadar vahşice işkenceler yaptığını da açıklar ha. Çünkü Engineer mainleri spyları sevmez. Bir Heavy oyuncuya eşlik ediyor. Bu Heavy önceki videolardaki Heavy ile aynı olabilir mi? Daha önce 3 videoda da aynı kırmızı Heavy'yi gördük çünkü. Kızağın testi bittikten sonra da Heavy hayatının hatasını yapıp oyuncuyu tebrik etmeye çalışıyor ve sonra oyuncu tarafından savruluyor. Rahatsız edici bir detay da Heavy'nin oyuncu tarafından fırlatıldığı anda boğulma gibi bir ses çıkması. Sanki bu hareketin şiddetiyle boynu kırılıyor gibi. Elimizde son bir video daha kaldı. Hadi ona geçelim. 28 Mart 2022'de çıkan Engineerland, Gunslinger Pro'nun şimdilik son videosu. Eğitim videolarına göre ise daha kısa. İzleyelim. There once was a town that worked so hard. There was just no time for playing. But that all changed on this one particular day. Bu videoda ise çeşitli karakterleri görüyoruz. Demoman, Scout, Medic, Heavy ve Pyro. Daha videonun ilk saniyelerinde dikkatinizi çekmek istiyorum. Karakterlerin hareketleri Gunslinger Pro'nun diğer videolarına göre çok doğal ve akıcı görünmüyor mu? Engineer geldikten sonra ise birden yapay bir hal alıyorlar. Sanki oyuncu tarafından kontrol ediliyorlarmış gibi. Daha sonra bir otobüse bindiriliyorlar ve bir Luna Park'a geliyorlar. Yine aynı şekilde otobüsün içinde dikkat ederseniz eğer diğer karakterlerin aksine Heavy'nin kafası yere bakıyor. Luna Park'ta ise bir sahnede arka planda oyuncuyu görebiliriz. Pyro da oyuncuyu fark etmiş olmalı ki yavaşça ona dönüyor. İlginç olan şey ise oyuncu o mesafeden Pyro'yu nasıl kontrol etsin ki? Pyro kendi bilinciyle dönüyor gibi. İlerleyen sahnelerin birinde de mavi bir Heavy ve Medic görüyoruz. Ellerinde balonlar ile kırmızı Heavy'ye el sallıyorlar. Buradaki detay ise bu karakterleri daha önce Spy'ın perspektifinden izlediğimiz videoda görmüştük zaten. Bu sahneyi hatırladınız mı? Daha sonra oyuncu gelip Spy'ı yakalamıştı hatta. O zaman büyük ihtimalle o video ve Engineerland aynı zaman diliminde geçiyor. Spy demişken kaç videodur bir daha rastlamadık ona. Gunslinger Pro ondan temelli kurtulmuş olabilir mi? Daha pek çok soru işareti olan bu ARG yavaş fakat istikrarlı ilerleyişine devam ediyor. Elimizdeki tüm kaynaklara bakacak olursak küçük çaplı bir analiz yapabiliriz. Gunslinger Pro 2009 bir Garry's Mod animatörü. Karakter modeline bakacak olursak Kleiner modelini kullanıyor. Maskot olarak da Gunslinger takan bir Engineer'ı seçmiş. Buradan Engineer'ın onun favori karakteri olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Diğer karakterlere ve özellikle de Spy'a yaptığı eziyetler bunu destekler durumda. Ragdoll'ları sadece silmek yerine onları mide bulandırıcı çeşitli şekillere sokuyor. Spy'ı dönüştürdüğü yaratık mesela veya Sniper'dan Sentry yapması, kızak yapma videosundan da anlaşılacağı gibi Engineer Ragdoll'larının ise serbestçe dolaşmasına izin veriyor gibi. Çünkü hiçbir Engineer'a işkence ettiğini henüz görmedik. Aynı şekilde Pyro'ları seven bir hali var gibi. Çünkü en son videosunda Engineer hep Pyro ile yan yana duruyor ve herhangi bir Pyro'ya eziyet sahnesine de rastlamadık. Anlaşılacağı gibi Gunslinger Pro 2009 toplumda yer edinmek isteyen kendi hallince bir animatör. Ortaya güzel videolar koymaya çalışıyor ve o zamanın sınırlı teknolojilerini kullanarak izleyicilerini eğlendirmeye çalışıyor. Sadece direnme.